Arkadaşlar merhaba. Dizi konusunun konu anlatım kısmını anlattım. Linkini bu videonun altına bırakıyorum. Şimdi ise değerli arkadaşlarım dizi problemleri kısmını ele alacağız. Bakınız gördüğünüz soruların hepsi dizi problemleri. Bu soruları halledelim. Çözüm 3'te yayınlarına. Özgür Balcı hocamıza çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendisinin soruları bunlar. Şimdi başlayalım. Bakınız birinci adımda 4 tane İkinci adımda 4 artı 3 tane. Bu adımda da 4 artı 3 artı 3 tane var. Ben size az önce ne dedim arkadaşlar? Toplayarak yazmak yok. Peki ne var? Tek tek. Bakınız. Birinci adımda kaç tane kalem var? 4. İkinci adımda kaç kalem var? Sakın ha 7 deme. 4 artı 3. Üçüncü adımda kaç tane kalem var? 4 artı 3 artı 3. Bak 3 artı 3. Bir tane 3 tane geldi. Bak şurada 3 tane geldi. Arkadaşlar dikkat edin. 4 artı 3. Dikkat edin. 4 artı 3 çarpı 1. Dikkat edin. 4 artı 3 çarpı 2. iken 2 oluyor. 2 iken 1 oluyor. 15 hacinde adım diyor. A 15 diyor. 4 artı 3 çarpı 15 ise o zaman kaç olacak? 14 olacak. 14 çarpı 3 42. 2 de 4 de buradan var. 46 bitti. İşte dizi konusunun mantığı bu arkadaşlar. Bu mantık her yerde geçerli. İstersen Kamboçya'ya git, istersen Amsterdam'a bu mantıkla çözersin bütün soruları. Evet. Şimdi arkadaşlar ee, şu sorumuza bakalım. Evet birazcık görüntüyü büyütmek istedim. Bir dakika. Evet. Şimdi arkadaşlar. Aşağıda bir tiyatro salonunun koltuk düzeni gösterilmiştir. İlk sırada 10 koltuk vardır. Her sıradaki koltuk sayısı biri çiftler biri tekler bölümünde olmak üzere ön sıradakine göre iki fazla olacak şekilde artmaktadır. Son sırada çiftler tarafındaki son koltuğun numarası 60. Buna göre tiyatro sonunda bulunan koltuk sayısı kaçtır? Şimdi değerli arkadaşlarım bakınız koltuk sayısını diyor. Bir ön tarafa göre iki fazlasıymış. Bakın burada kaç var? 10 var en son. En son 10 var. Burada ne var? 12. Bakın yine birden başlıyor. Yine birden başlıyor. Arkadaşlar Birinci sırada kaç koltuk var? Yazın. 10 koltuk. İkinci sırada kaç koltuk var? Zaten burada da diyor 2 fazla. Ama sakın 10'a 12 deme. 10 artı 2 diyeceksin. O zaman bir sonrakinde ne var? 10 artı 2 artı 2 var. Demek ki burası 10 artı 2 çarpı 1. Burası 10 artı 2 çarpı 2. Devam ediyor arkadaşlar. Peki burası ne? Evet şimdi diyor ki son koltuğun numarası 60. Şimdi son koltuğu kim belirliyor bakın. Dikkatle bakın çiftler kısmı belirliyor. Arkadaşlar son koltuğu çiftler kısmı belirliyor. Bakın buradaki 10 belirliyor. Eğer buradaki son koltuk eğer 60 ise o zaman bu en son sırada kaç koltuk var? En son sırada kaç koltuk var arkadaşlar? Birden birden demek ki 60'a kadar var. Yani 60 koltuk var. Orayı peki nasıl söyleyebiliriz? Bakınız. Burada bir şey söyleyeceğim size. Bir dakikanızı istiyorum arkadaşlar. En son sırada şu son sırada 60 koltuk var. Burada ise 58 koltuk var. Peki 60'ı nasıl söylersiniz arkadaşlar? 60'ı nasıl söylersiniz? 10 artı bakın Buradaki sisteme göre. Buradaki sisteme göre. Buradaki sisteme göre. Burada en son ki en son ki koltukta 60 varsa ben niye odaklanamadım buna ya? 2 çarpı 25. 2 çarpı 25. 25 kere 2. 50. 10 daha ne oldu? 60 oldu. Ama bu benden ne istiyor arkadaşlar? Bu benden ne istiyor? Toplam koltuk sayısı. Tamam şimdi odaklandım. Şimdi birinci sırada ne kadar koltuk var? 10. İkinci sırada ne kadar koltuk var? 10 artı 2 çarpı 1. Üçüncü sırada ne kadar koltuk var arkadaşlar? 10 artı 2 çarpı 2. Böyle böyle devam ediyor. Son sırada ne kadar var? 10 artı 2 çarpı 25. Bakın gördünüz mü? Ufak bir dikkatimi kaybettim. Videoyu durdurmadım, kapatmadım. Kesip atmadım. Siz de heyecanlanacaksınız. Siz de takılacaksınız belki. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu toplam bulmak için burada en başta kaç var? 2 çarpı 0 vardır değil mi? Bak dikkat edin 2 çarpı 0 var yani. Kaç tane burada 10 var? Sakın ha 25 tane deme. 26 tane 10 var. Demek ki 26 çarpı 10 geldi. Başka yerden belki çözülebilir bu soru. Devam ediyorum. Peki 2 parantezine alırsam 2 parantezine alırsam 1'den kaça kadar toplam arkadaşlar? Sıfırdan başlıyoruz. 0 yazmadım. Kaça kadar? birden 25'e kadar olan bir toplam var elinde. Çok güzel. Peki 1'den 25'e kadar olan toplam nasıl yazılır? 25 çarpı 26 bölü 2. 26'ı 2'ye bölün. 13. Bölme gerek yoktu gerçi. Şu ikiler ama neyse. 12 2 kere 13. 26. 25'e 26 çarpın. 25 kere 25. 625. Bir 25 daha koy. 650. Buradaki işlemi yapın. 650. Şurayı da yapın. 260. İnşallah doğru çarp çıkar. Bakalım ne geliyor? 0. 11'in bir elde var. 1 6, 2 daha 8, 1 daha 910. İşte. Eğer size diziler bir videosunda konu anlatımı yaptığım bir şeyin dışında bir şey anlatıyorsam bana istediğinizi deyin arkadaşlar. Bu tür konuşmalarımı yapmanın sebebi aklınıza arkadaşlar bunları çivilemek. Bakınız bir kez daha toplamak istiyorum. Soru gerçekten güzel bir soru. Map kazanım sorusu arkadaşlar bu. Yani gerçekten böyle problemler çıkabilir. Bakın ilk sırada 10 var. ikinci sırada 10 artı 2 var. Üçüncü sırada 10 artı 2 çarpı 2 var. Burada 60 tane olduğu için bu 25'i oradan söyledim. Hani 10 var ya 60'dan 10 çıkardım 50. 25 50 olması için ne lazım? 2 çarpı 25 yapan lazım. Ama bana ne diyor? Koltuk sayısı diyor. Ben tüm koltukları toplayacağım. Bunları tek tek toplayacağım. İşte bunu da toplayacağım. Bunu da toplayacağım. Bunu da toplayacağım. Bunu da toplayacağım. Ne yaptım arkadaşlar? Hepsini alt alta topladım. Arkadaşlarım profesör de gelse. Doçent de gelse bu mantığın dışına çıkamaz. Çünkü soru zaten bu şekilde yazılıyor. Diziler birinci bölümle başlar. Sonuncu bölümle biter. Unutmayın. Şimdi geldik bir başka diz sorusuna arkadaşlar. Son iki sorumuz birazcık daha artık zor sorulara geldik. Gerçekten hani ee, bunlar bu sorular arkadaşlar bundan sonraki soruları sadece ayetiye girecek olan arkadaşlar dinlerse daha iyi olur. E, yani diğer arkadaşları dinleyebilir gerçi. Dinlesinler bence. Onlar da dinlesin. Faydalı. Faydalı. Şöyle bir daha düşündüm de faydalı. Emin olun başlıklarımı rastgele atmıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Dalmıyorum. Saldırmıyorum soruya. Önce anlıyorum. Burada kaç üçgen var? 1. Burada kaç? 3. Bak. Yaz. A1 1. Yaz. A2 1 artı 2. Yaz. A3 1 artı 2 artı 2. Ya bitti soru. Kurban olayım. Soru bitti ya. Bir dakika ama hayır. 2 artı 3. 2 artı 3. Şimdi bitti. Şimdi bitti. Şimdi bitti. A4. 1 artı 2 artı 3 artı 4. Allah Allah. 4 diyor 4 de bitiyor. 3 diyor 3 de bitiyor. 2 diyor 2 de bitiyor. 1 diyor 1 de bitiyor. Demek ki A12 diyorsa ne oluyor? O zaman 12 de bitiyor. 12 de bitiyor. Tamam. Bu da ne oldu arkadaşlar? 12 çarpı 13 bölü 2. Bu da yine çözüm 3'te Özgür Balcı hocamızın sorusu. Çok e, teşekkür ediyorum kendilerine yine arkadaşlar. Çünkü telif hakkı olmaması için yayın ismini söylemem gerekiyor. Evet. 78. Birinci öncül yanlış. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bakın burada bir formül çıktı bak. Farkında mısınız? 1 artı 2 ne? 1 artı 2 artı 3 ne demektir o zaman? A n demek. N çarpı n artı 1 bölü 2. Alice KPSS DGS'nin de vazgeçilmezlik bu soru. İnşallah dinliyordur onlar da. Başlıklarım arkadaşlar. Emin olun rastgele değil. Devam. Şimdi a n artı 1 a n n artı 1 diyor. Ne yapacağız? Artık üreteceğiz. n yerine ne yazacağım? n artı 1 yazacağım. O zaman a n artı 1 eşittir. n artı 1 çarpı n artı 2 bölü 2. Bakın ne yaptım? Şu n artı 1 olduğu için şu n'i sildim. n artı 1 yazdım. Buna da n artı 1 yazdım. Buna da n artı 1 yazdım. Alayına n artı 1. Şimdi a yazıyorum n çarpı n artı 1 bölü 2 artı soru demiş ki n artı 1. Değerli arkadaşlarım payda paydaları silersek şurayı da bir hesaplarsanız n ile n'i çarp n en kare n ile 2 çarp 2 n 1 ile n'i çarp n 2 ile 1 çarp 2 bakın çarpın n ile n'i çarp n en kare n ile 1 çarp artı n şurayı da yapın 2 n artı 2 bölü 2 oldu değil mi toplayın bunu da ne oldu bakın n kare artı 3n artı 2. E 2 n ile bir irini topla o da 3n. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Demek ki ikinci öncü doğru. Mantık bu arkadaşlar. Bakın şunu oturttuktan sonra devamının gelmeme, çözülmeme, yapılmama şansı yok. Ne demiş şimdi? a n artı 2 eşittir. a n artı n demiş. Şimdi a n artı 2 eşittir. a n artı n demiş. Arkadaşlar demek ki n yerine ne yazacağız? n artı 2 yazacağız. Yazın n, n artı 2 çarpı n artı 2 artı 1'den ne geldi? n artı 3 değil mi? Eşittir. a n. a n ne? n çarpı n artı 1 bölü 2 artı n demiş. Arkadaşlar hesaplarsanız n'nin çarpımından n kare n ile 3 n 2 ile çarp 2 n topla 5 n 2 kere 3 ne geldi? 6. Uzun uzun yapabilirsiniz. Ben videoda fazla vakti zaman için girmedim. Burayı yapın. Buradan ne geliyor? N kare artı N. 2 ile çarp. Artı N olur. Bölü 2. Bakın sağlamıyor. Demek ki 3. öncül yanlış. Lütfen benimle beraber yazın arkadaşlar. Yazdığınız zaman bunları bu şekilde tek tek göreceksinizdir diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi geldik başka bir dizi sorusuna. Bakın arkadaşlar soruyu bir okuyun. Yan yana verilen kareler belli kurala göre dizilmiştir. Bakın alan ne yapıyor? Yarısı oluyor. Yarısı oluyor öyle gidiyor. Karelerin çevre uzunlukları soldan sağa doğru sırasıyla bu elemanlarla gösterilmiştir. Bakın çevreleri. Alan olsa bu soru çok zordur arkadaşlar. Bakın. Çevre ise bakın ne oluyor? 24 kere 4'ten 96, 12 kere 4'ten 48. Bakın çevre yarısı olmuş değil mi? A1 ne? 96. A2 ne? 96 çarpı 1 bölü 2. He, demek ki yarılanarak arkadaşlar. Demek ki bu ne dizi? Geometrik dizi. Gömüntü dizinin formülünü bir hatırlayalım arkadaşlar. Ya da istiyorsanız hatırlamayalım. Hatırlamadan soruyu yapalım yani. Ne olacak? 2 ise üzerinde ne var? 1 var. Demek ki A20 ise ne olur arkadaşlar? 96 çarpı 1 bölü 2 üzeri 19. Çarpı A12 ise şu mantığa göre ne olur? 96. Birinci videoda uzun uzun anlattım. Dinlemeyin arkadaşlar. Muhakkak açıp dinlesinler arkadaşlar. Tekrar tekrar anlatıp da zamanınızı almak istemiyorum. A30 ne? 96 çarpı 1 bölü 2 üzeri. 29. Değerli arkadaşlarım 96 ile 96 gitti. 19 bir 11 daha ne olur? 20 30. 30'dan da 29 çıkarın. 30'dan 29 çıkarsanız olur 1. O zaman ne oldu? 96 çarpı 1 bölü 2 üzere 19 artı 11 eksi 29'dan. Buradan ne geldi arkadaşlar? 1. 96 2'ye bölün. Ne oldu? 48. Cevabımız 48 değerli arkadaşlar. Bu soruda bitti. Bakın şu iki videoyu seyreden arkadaş şu konunun mantığını oturtmama şansı yok. Ama kurban olayım yazarak. Yazarak, yazarak, yazarak. Devam. Şimdi arkadaşlar bir de sırf şıklardan gitmeyi de öğreticem burada. Bakın. İlk dizide ne var? 2. İki. İkinci dizide ne var? 2 artı 3. Üç. Üçüncü dizide ne var arkadaşlar? 2 artı 3 artı 3, 5 6. Bir kaç var? 3, 2, yine 5. Allah Allah. Dördüncü dizide ne var? 2 artı 3 artı 5 artı 2, 5, 3, 5, 1 vurdu. 7. Allah Allah. Bak bu biraz tuhaf gidiyor ha. Bu biraz tuhaf gidiyor. Ama ben size şimdi sürpriz yapacağım. Sıkı hazır mısınız? Şu 2'yi bakın. 3, 5, 7. Bayram değil, seyran değil. Devamını biliyorsunuz. Bunu arkadaşlar şu 2'yi parçalayın. Demek ki bu nasıl gidiyor? Bakın 1 artı 1 artı 3 artı 5 artı 7 artı 7 artı 9 artı böyle giden bir dizi tamam mı? Bakın burası ne? 1 Şimdi arkadaşlar 1 3 5 7 9 diye giden şey nedir hatırlıyor musunuz? n karet Bakın 1 ile 3'ü topla 4 neyin karesi? 2'nin karesi 1 3 5 Topla bak neyin karesi? 3'ün karesi. İşte burası ne oldu arkadaşlar? n kare oldu. O zaman ne oldu? n kare artık. İşte bu da parçayı parçalama mantığı. Bunu bilemeseydiniz ne yapardınız? En kolayını söylüyorum. Bakın bunu bilemeseydiniz ne yapardınız? n'e 1 koyun. Hani a1 ne? 2 değil mi? n'e 1 koy. 2 kere 1 2 3. Burada 3 tane yok ki bitti. 3 kere 1 3. Bu olabilir. 1 koy 1'in karesi gitti. Kaldı bu seçeneğe göre. Şimdi a2 kaç arkadaşlar? 5. 2 koyun. 2 kere 3 6. 1 çıkar 5. 2'nin karesi 4. 2 daha 6 gitti. 2'si kaldı. O zaman A3'e bakardım. A3 kaç? 5, 7. 7 değil mi? A3, 7. 3'ün karesi? Bir dakika hayır 10. A3, 10. 3'ün karesi 9, 1 daha 10. Sağlıyor. 3 kere 9, 1 çıkar 8. O da sağlamıyor. Cevabımız Denizli seçeneği olur. İşte arkadaşlar diziler konusunun çoğu mantığını anlattım. Ben arkadaşlar kırdım. Devamı sizde bu konunun artık. Ben diziler konusunu kapatıyorum. Geometri adına bomba çalışmalarla geleceğim. Beni bekleyin arkadaşlar. Size yakın zamanda çok büyük sürprizlerim olacak. Çalışmalar adına. E, permütasyon kombinasyon olasılığı fulleteceğim size. İddialıyım. Hiç ummadığınız bir çalışma var arkadaşlar. Yakın zamanda inşallah benden haber bekleyin. Gece gündüz çalışıyorum. Halledeceğim arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.